Ankarır kardeş. Kaç zaman oldu senin canını yerim. Yahu bir yükseltme videosu çek de gözümüz, gönlümüz şenlensin. Dediğinizi duyar gibi oldum ve her ne kadar baş döndüren kıvamında olmasa da gönül rahatlığıyla deli dolu kategorisine yerleştirebileceğimiz bu belediye binası 13 yükseltme videosunu çekmeye karar verdim. Peki elimizde neler var? Hemen şöyle bir bakalım. Büyü öğelerimizi kontrol ettiğimizde bir adet savaş kitabı, inşaat kitabı, büyü kitabı, kahramanlar kitabı. Dört kitabın dördü de var. Maşallah deyin. Nazar değinmesin. Bir adet iksir rünümüz, kara iksir rünümüz, savaş ve büyü çekicimiz mevcut. Bitti mi? Bitmedi arkadaşım. Etkinlikler kısmında Buzlu mu tuzlu mu etkinliğinin ardından kazanacağımız bir adet daha büyük kitabımız olacak. Bitti mi bitmedi sezon mücadelelerin başındayız ama 3-5 kuruş atmasada da damlar kıvamında ganimeti buradan da toplayabileceğiz. Bitti mi bitmedi kardeşim klan kalemiz tıka basa dolu. 10 milyon 400 bin civarında toplamda altın iksiri ve 24 bin kare iksirimiz de emrimize amade bizleri bekliyor. Bitti mi? Bitti arkadaşım. Evet alışık değilsiniz değil mi? Bir süredir izleyenler benim fazla değil 2-3 tane yükseltme videoma denk gelenler burada bitmedi dememi bekliyorlardı. Maalesef sadece 115 tane madalyamız var. Neden? Çünkü bu kardeşiniz, bu abiniz, bu sevdiceğiniz 3 yıllık Clash of Clans tarihinde deneyiminde ilk defa tarihte Klan Savaş Ligi'ne girmeyi unuttu arkadaşım. Ne oldu kan kardeş? Maalesef bir yorgan altında kalma faciası yüzünden son saatlere bırakılmış klan savaş liglere uyuyakaldığım için maalesef ziyan oldu arkadaşlar. Dolayısıyla ekstra madalyalarla çekiç alamayacağız. Sağlık olsun diyelim. Yani sırf bu yüzden uyuyakaldığım için klan savaş liglerine giremediğim için bu videonun başlığını baş döndürmeyen TH13 yükseltmeleri olarak koymaya karar verdim. Şimdi ne yapacağız? Yükseltmelere başlamadan önce heyecan yapmayın. Depoları dolduracağım. Altın iksiri fullleyeceğiz. Bununla beraber etkinliği tamamlayabilmemiz için 7 tane daha saldırı yapmam gerekiyor. Bu saldırıları yaptıktan sonra tekrar sizlerin karşısında olacağım arkadaşlar. Sizlerden tek ricam beni YouTube'un vicdansız algoritmasıyla baş başa bırakmamak için videoya bir beğeni atmanız. İzlemeye yeni başlayanları da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Ayrıca ve son olarak Günlük düzenli olarak canlı yayınlar yapıyoruz. Açıklamalar kısmında linki bulacaksınız. Oradan takip edip canlı yayınlara katılabilirsiniz. Altın bilet çekilişleri, altın bilet ödüllü, e, belediye binası 14, 13, 12 ve 11 turnuvalarına katılabilirsiniz. izleyebilirsiniz, Gelip selam verebilirsiniz. Hepiniz davetlimsiniz diyor. Videomuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Pekala efendim. Sırf etkinliği tamamlamak için dakikalar boyunca. Sinsi Goblin sıkıcı saldırılarla sizlerin vaktini almayacağımı biliyordunuz değil mi? Evet, almadım. Etkinlik tamamlandı. Her şey hazır. Yükseltmelere başlayabiliriz. Laboratuvarda yükseltmemiz devam ediyor arkadaşlar. Maalesef 8 saat 54 dakika kaldı diyor. Videoya başlamadan önce araştırma iksiri kullandım ama yine de taş harcamak zorunda kalacağız. Şimdi ilk etapta şu düzenimizi aktif hale getirerek işimize gücümüze bir koyulalım istiyorum. Engel varmış. Nerede şu engel varmış. Tamam. O zaman videoya engel küreyi kullanarak başlamak nasip olacakmış. Evet, nerede şu vatandaş? Burada gördüm seni. Şunu bir adet engel küreyi kullanarak şöyle şuraya arkadaşlarının yanına taşıyorum arkadaşım. Sonrasında da e ee? e hemşerim bunlar bunların yüzünden yani anlayamıyorum neden düzeni aktif etmeme müsaade etmiyorsun? Gerçekten enteresansın, sen. Çok teşekkür ediyorum ekstra 10 saniyemi benden aldığın için. Her neyse, düzenimizi aktif hale getirdik ve ilk etapta her zaman olduğu gibi laboratuvardan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi elimizde laboratuvarda kullanabileceğimiz bir adet savaş büyü kitabı mevcut. Potansiyel olarak iksirünü, kara iksirünü mevcut. Bunları da kullanabiliriz. Ayrıca savaş ve büyü çekicimiz var. Şimdi şu laboratuvara bir girişimizi yapalım abiler. Maalesef 101 tane taşımızı kıyarak videoya başlamak durumundayım Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Video çekiyorum. Zamana karşı yarışıyorum. O yüzden taşla bitirmek durumundayım. 500 taş demek bir kahramanlar kitabına denktir arkadaşlar. Lütfen taşlarınızı harcamayın. Evet şimdi bir bakalım. Önce çekişler değil mi? Bir bakalım max diyebileceğimiz bir kara iksir birliği var mı? Cadıyı 5. seviye yükseltmek maxlamak için savaş çekici ideal bir tercihtir. Atıcımız 4. seviye olacak. 200.000 kara iksir istiyor. Her ikisi de hemen hemen aynı. 14 güne 12 gün. Cadıyı basmak çok daha mantıklı olacak arkadaşlar. Peki buz golemi kadar sürüyor? 10 gün 12 saat gözüküyor. Ee, hak vereceksiniz ki cadıyı savaş çekiciyle kullanmak çok mantıklı olacak. 200 bin kara iksirden ve tam tamına 2 haftalık bekleme süresinden tasarruf etmek suretiyle savaş çekiciyle cadı kardeşi max diyorum arkadaşım hayırlı uğurlu olsun. Şimdi elimizde bir adet büyü çekici, iki tane birden büyük kitabı var. O yüzden stratejik bir şekilde yükseltme yapmamız gerekiyor. Görünmezliği makslamazsak herhalde ayıp ederiz diye düşünüyorum. Yani 15 milyon iksir, 15 buçuk gün saat. Yani bunu kesinlikle bu videoda makslayacağım arkadaşlar. Bunun yanında iskeletimiz makslanmayacak, e, klonumuz da makslanmayacak. Peki başka ne var? Atlatmayı makslayabiliriz. Bu da 12, 15 gün sürüyor. Hmm. Peki atlatma mı? Görünmezlik mi yoksa dondurma mı? Hangisi daha makul? Arkadaşım kesinlikle atlatmayı tercih edeceğim ben ya. Elimizde bir büyü çekici var ve bunu kesinlikle kullanmak istiyorum. Ee, i̇skeletle büyüsüne dokunmayacağım. Ben büyü çekicimle görünmezlik büyümü makslamaya karar verdim arkadaşım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi elimde iki tane büyü kitabı ve bir tane de savaş kitabı kaldı. Büyü kitabıyla yıldırımı mı atlatmayı mı yoksa ikisini birden mi? Yeteri kadar iksirimiz olmayacağı için mantıklı düşünmemiz lazım. Hani en kötü ihtimale göre sadece bir tanesini yükseltmeyi alabileceğimi düşünüyorum. Ben hakkımı dondurmadan yana kullanacağım arkadaşlar. Klon sanıyorum 7. ya da 8. seviyede max oluyordu. Yanılıyor olabilirim lütfen kusura bakmayınız. 11 milyon iksiri yapıştırıyorum. Ve büyük kitabıyla dondurma büyüsünü de aradan çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Şükürler olsun. Geldim etkinlikler kısmından. İkinci büyük kitabımı da aldım. Saatlerdir bunun için uğraşıyordum. Sırf videoda kullanabilmek için. Ee, 7 milyon iksirimiz var ve basabileceğimiz büyülerden 125 bin kara iksiri iskelet var. Aslında çok da büyümüz kalmamış arkadaşlar. 3 tane büyümüz kalmış ya. Yarasa, klon ve atlatma büyümüz var. Başka yok. 5 milyon iksir bulup atlatmayı maxlarsak müthiş bir iş çıkartacağımızı düşünüyorum. 5 milyonu da buluruz abi. Zaten klan kalemizde <laughs> 5 milyon 200 bin var. Yani istesen bu kadar güzel ayarlayamazsın be kan kırır kardeş. Şunları bir toplayalım abi. Tekrardan laboratuvara geliyorum. Ve 12 milyon iksiri yapıştırıp ikinci büyü kitabını kullanarak atlatma büyüsünü de maxlamış oluyorum. Kaç oldu? Atlatmayı bastık. Görünmezliği bastık. Cadıyı bastık. 3 tane birliği hali hazırda yükseltmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra geldi savaş kitabına. Şimdi önce ne yapsak iyi olur sonra da ne yapabiliriz ona bakmak istiyorum. Ee, Pekka'yı basabiliriz ama maxlanmayacak. Ejderi basabiliriz maxlanacak diye düşünüyorum. Belediye binası 14'te bir seviye daha alıyor, aynen öyle. Aslında ejderi basmayı çok istiyorum arkadaşlar ben biliyor musunuz? Neden diyeceksiniz? Bu yeni gelen süper ejder var ya bambaşka bir şey ya. İnanılmaz güçlü. Belediye binası 13'te çok daha fazla iş yapacağını düşünüyorum. O yüzden gönlümden ejderi basmak geçiyor. Onun haricinde elektroyu basabiliriz. Ejder ejderha binicisini basabiliriz. Kara iksir birliklerine bakıyorum. Atıcıyı, kelle avcısını basabiliriz. Ama ben hakkımı ejderden yana kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Hemen geldim. İksir ürünümü yapıştırıyorum. 200 bin iksiri de sevgili Supercell'e armağan ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet iksir ürünümü kullandım. Tekrar laboratuvara giriyorum. Ejder abiyi 15 milyon iksir karşılığında yükseltmeye alıyor. Savaş kitabıyla bitiriyorum hemşerim. Etti mi sana? Bir tane daha max birlik. Gayet güzel ilerliyoruz ya. Vallahi keyifler gıcır. 3 milyon iksirim kaldı elimde. Şimdi laboratuvar boşta onu dolduracağız. Orası zaten garanti. Şu elimdeki iksirin tamamını bir toplamak istiyorum. 1.5 milyon iksir de sezondan geldi. Ne basabiliriz? Kara iksir yükseltmesi de yapabilirim. Elimizi kolumuzu tutan yok. Zaten elimizdeki iksirle herhangi bir yükseltme yapamayacağız arkadaşlar. Bu yüzden laboratuvar faslını şimdilik bir kapatalım. Diğer yükseltmelerimizi yapalım. Sonra tekrar laboratuvara geleceğiz. Pekala efendim laboratuvara nokta değil sadece bir virgül koyduk. Şimdi bir bakalım elimizde neler kalmış. Bir adet kahramanlar kitabımız ve inşaat kitabımız var. Bir tane de kara iksir rünümüz mevcut arkadaşlar. Hero'larımıza bir baktığımız zaman Kralımız 46, koruyucumuz 25, Kraliçemiz 55 seviyede Nerede benim şampiyonum Şampiyonu ben buraya sıkıştırmışım tamam Hak vereceğin üzere en mantıklı Yükseltme kraliçe olacak arkadaşlar Şampiyonun 8 seviyesi için 4 gün isterken Kraliçenin 56. seviyesi için tam tamına 7 gün 1 hafta istiyor Dolayısıyla evet sihirli sözler geliyor 187 bin kara iksiri Yapıştırıyor ve nazlı kraliçemi İki gözümün çiçeğini Kahramanlar kitabıyla şak dadanak 56. seviyeye yükseltmiş oluyoruz. Neymiş neymiş? Şakka danakmış. Hayır hemşerim. Şak da danak. Böyle söyleyince benim daha fazla hoşuma gidiyor. Pekala. Şimdi. Kahramanlar kitabını kullandık. Elimizde hala hazırda 113 bin kara iksir var. Hemen laboratuvara tekrardan giriş yapıyorum. Bakalım ne yükseltebiliriz. Kara iksir birliklerine bakıyorum. 125 bin kara iksiri iskelet büyüsünü basabiliyoruz. Valkürü golemi yükseltmeyi alabiliyoruz. Hmm. Şimdi fiyatlarına bakmadan mantıklı olan yani yükseltme imkanım olsa hangisini yükseltmek isterdim? Onu düşünmek istiyorum. İskelet büyüsün abi ben kullanmıyorum ya. Basmam herhalde. Valkür desen biliyorsunuz en çok kullandığım asker. O yüzden bunu da basmayacağım. Golem olabilir. dal ee, dalkavuk olabilir. <laughs> Ağzım alışmış dalkavuk. Minyon olabilir. Atıcı olabilir. Kelle avcısını yükseltmeyi çok istiyorum. Buz golemi de güzel bir seçenek. Yani elimde miktar olsa hiç düşünmeden atıcı kardeşi yükseltmeye alabilirim aslında. Şimdi bir şey geldi aklıma. İlle de kara iksirimizi laboratuvarda harcamak zorunda değiliz arkadaşlar. 113.000 kara iksir küçümsenecek bir miktar değil. Belki hero yükseltirim. Şampiyon dedi ki 190 lazım bana kurtarmıyor. Peki kral ne kadar istiyor? 122 bin kara iksir istiyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Geldim hazineden 24 bin kara iksiri topluyorum. 137 bin kara iksiri ulaşmış durumdayız. Ben bunun 122 bin ile kralımı yükseltmeye alacağım arkadaşlar. Ne diyoruz hep hero yoksa oyun da yok. Yemeyin içmeyin herolarınızı yükseltin başka türlü bu oyun oynanmıyor. 122 bin kara iksiri yapıştırdım. Ağır abi de 46, 47. seviyeye yollamış olduk. Şimdi elimde 15 bin kara iksir ve kara iksir ürünü var. E, sezonda <laughs> affedersiniz 5 bin kara iksirim var. E, çok da fazla bir şeyleri değiştirmeyecek açıkçası. Ben 15 bin kara iksiri ziyan etmek bağlamında kara iksir ürünü kullanmaya karar verdim arkadaşım. 15.000 kara iksir dediğin aha elimde sinsi goblinler var. 3 dakika bilemedin 5 dakika yani. Sıkıntı değil. O yüzden şu rünü bir kullanalım. Kara iksir depomuz tekrardan tıka basa dolsun. İşte şimdi laboratuvarda istediğimiz hamleyi gerçekleştirebileceğiz. Ne basalım? Buz golemi, atıcı, kelle avcısı. Keşke şu anda canlı yayında olsaydım. Gerçekten kararsız kaldım ama en mantıklı seçenek bana atıcı gibi geliyor arkadaşlar. En pahalısı da o. Kara iksir eritmek adına da mantıklı olacak. Ben atıcıyı 200 bin kara iksir karşılığında 4. seviyeye yolladım. Ve böylelikle laboratuvardaki işimizi noktalamış oluyoruz. Pekala efendim laboratuvar tamam hirolar tamam şimdi sıra geldi 3 tane işçiyle yükseltme yapmaya elimde hala daha kullanabileceğim bir adet inşaat kitabı var arkadaşlar. Peki kullanacağız mı kullanmak zorunda mıyız kesinlikle değiliz. Çünkü mantıklı olarak düşündüğünüz... Aaa bir saniye. Tam diyecektim ki belediye binasını makslamak için kartal topu, klan karesi, laboratuvar, kaya saçar, cehennem kuleleri gibi binalarda kullanabiliriz diyecektim. Abi çok çok aşırı derecede mutluyum şu anda ya. Bu hesapta bir türlü doğru düzgün gadimet kasıp belediye binasını 5. seviyeye yükseltememiştim. Gerçekten çok şey fark ediyor. Özellikle klan savaş liglerinde ciddi bir avantajdır. Bina patladığında çok korkunç hasar verir. Ee, kesinlikle bina için kullanacağım arkadaşlar vicdansız üçkağıtçı tam 18 milyon altınımı da alacak mı benden ya yani resmen sıfırlıyoruz abi iflas edeceğiz Allah'tan klan kalesinde 3-5 kuruş bir şeyler var da gerekirse madalyalarla da altın alır geri kalan işçileri yükseltmeye alırız yapacak bir şey yok başa gelen çekilir hemşerim 18 milyon altını yapıştırıyorum inşaat kitabıyla şak dadanak bitiriyorum artık bu hesapta da Beşinci seviye bir belediye binası 13 köyümüz olmuş oldu. Mükemmel. Şimdi bu saatten sonra elimdeki ganimetin alayını toplamak istiyorum. Bu toplayıcı maden sondaları alalım. Klan kalesinde 5 milyon 200 bin altınımız var. Bunu da alalım. Ödüllere geldiğimde 5 bin kare iksiri ellemeyeceğim. Belki bakarsın lazım olur yarın öbür gün. 500 bin altınımızı da alalım. Varımız yoğumuz budur abi. Elimizde 3 tane işçimiz boşta. Bir bakalım neler yapabiliyoruz. E, yeni ile beraber malumunuz maden sonda ve toplayıcılara seviyeler geldi. Ki öyle sanıyorum ki bu durum bizim hayatımızı kurtaracak arkadaşlar. Ekstra ganimet kasmak zorunda kalmayacağım. işçiler boşta kalmayacak. Ucuzlar e, ve yükseltilmeleri gerekiyor. Şimdi bir tane en azından savunma basalım değil mi? E, böyle en sağlam savunmalardan havan var top var. E, tabii ki de ben toptan yana hakkımı kullanacağım. 4.5 milyon altın karşılığında e, bunlar kaçıncı seviye? Bak bu 16 olmuş. Bunların hepsi 14'te. Bir tane 15 var. Sen şöyle şuraya git bakalım. 14, 14. Bir tane daha 15 var. Sen de şöyle şuraya gel. Ee, 15, 15, 14, 14, 14, 14. Tamam. Şu 14 seviye toplardan bir tane daha 15. seviyeye yükseltmeye almış olduk arkadaşlar. Gayet güzel. Bu arada sevgili Supercell. <laughs> ölmüşlerinin ruhuna değsin hemşerim. Yani şu duvarları 1 milyona indirdiler ya abi. Yarı yarıya azaldı fiyatı. Muhteşem oldu ya. Ben oyuna ilk başladığımda yalan olmasın şunları beyaz yapmak için 3 milyon mu 4 milyon mu ne iksir altın harcıyorduk. Sonra 2 milyona düştü. En son güncelleme ile beraber 1 milyona kadar indirdiler. Çok kişi soruyor bunlar geçici mi kalıcı mı? Hemşerim bunlar kalıcı ya. Geçici olsa etkinlik yerinde falan gösterirlerdi. Bunlar kalıcı e, maliyetlerdir arkadaşlar. Evet 2 tane işçimiz boşta. Bunlardan bir tanesiyle ne yapalım? Ne yapalım? Şu altını bir sıfırlayalım değil mi ya? Bir tane iksir toplayıcıyı yükseltmeye alacağım ben. Geriye kalan işçiyle ne basacağız? Haliyle ee, kara iksir sondası basarsam 4 milyon duvar basamam. Bir tane altın madeni basalım. 3 tane de duvar basarız. Duvar basmadı da demezsiniz. Şöyle 1, şöyle 2. Üçüncüyü basarsam sıkıntı çıkmayacak değil mi? Matematik lütfen beni yanıltma. Evet 1 milyon 500 bin iksirimiz kaldı. Onunla da bir tane altın madeni basıyoruz. Ve böylelikle işçileri de yükseltmeye almış oluyor. Evet böylelikle varımızı yoğumuzu ortaya koymuş oluyoruz arkadaşlar. Ne var ne yok her şeyi harcadık. Şöyle son bir kez kontrol edeceğim. ıvır zıvır e, büyülü öğeler bir de inşaat üstü. Aa bir saniye ya inşaatçı altın bir iksir ürünüm var. Aslında bunları kullanmak istemiyorum ama şimdi aklıma geldi inşaatçı üstünde de baya bir ganimetim vardı. Burada da bir yükseltme yapalım o zaman. Ne yapabiliriz? 2.4 milyon iksirimiz var. Direkt gözüm savaş makinesine gidiyor. Basabiliyor muyuz? 2.5 milyon. Sen ciddi misin? Arkadaş 3'ün 5'in lafını yapmayın ya. Bir 30 bin iksir için bana şu sıkıcı saldırıları yapmak zorunda bırakmayın ya. Evet sıkıntı yok. Hemen bir tane saldırı yapalım arkadaşlar. Ee, bina oradaymış. Ya yani iki 2 yıldızı alsak biz her türlü kazanırız zaten. Ya buralarda çok fazla saldırı yapmadığım için arkadaşlar. <laughs> genelde içinde bulunduğum kupa Birliklerimden çok daha düşük oluyor. Yani saldırılar biraz daha rahat olduğunu söyleyebilirim. E, savaş de 14. seviye. Özelliğini falan da kullanabiliyorum. Ya, muhtemelen tek bir saldırıda 30 bin iksiri alırız biz. Bu savaşı kazanırız. İnşallah. Gayet güzel. Duvar kırıcı başarılı. E, top arabası hem çift topu hem de inşaatçı binasını indirecek. Şu son elimdeki inşaat. Arkadaş inşaat nereden çıktı? Top arabasıyla yüzde toplamaya çalışıyorum. Şuradan topu hedef alsam. Ah bedava hasar. Direkt üçleyip çıkacağız arkadaşlar öyle gözüküyor. Aynen bir tane atçı okçu kulesi kaldı. 3 ee, üç tane hareket halinde top arabamız hala daha sağda mevcut. Ee, terör estiriyorlar kelimenin tam anlamıyla. Demeye kalmadan bir tanesini yaylı tuzağa bir tanesini de mega mayına kaybetmiş olduk. Ulan şu okçu kulesini indir de öyle git be. Lan oğlum nereye gidiyorsun lan? <laughs> Arkadaş ya çıldıracağım. Şu okçu kulesinde Allah aşkına ben böyle bir terbiyesizlik kabul edemem ya. İnşaatçı üstünden neden nefret ettim? İşte bu yüzden. Yani okçu kulesinde kitlenmişsin. Derdin ne hemşerim? Buranın mekaniklerini kim yaptıysa tavukları ölsün diyorum ya. Vallahi insanı sinir hastası eder yani. Evet %89 daha fazla beklemeyeceğim. Muhtemelen kazanmışızdır burayı. Lütfen. Oho. Vatandaşın saldırısı hala daha devam ediyor ve daha 1 dakika 55 saniye süresi var. O da top arabası yapmış ama e, seviyesi düşük olduğu için biz kazanmış olduk. Neyse. Gelelim. Şu savaş makinesini, buranın ağır abisini, muhtarını <laughs> 2.5 milyon iksir karşılığında yükseltmeye alacağız ama altını ne yapacağız? Önce bir duvar basalım değil mi? Aynen hemşerim. Biz önce duvar basalım. Şöyle geride kalmış duvarlardan. 1 Böyle 2 Başka var mı? Şurada gördüm. Şöyle 3, şöyle 4 dedik. 5 dedik hemşerim. Şöyle 6 dedik. Ee, arkadaş bas bas. Ganimetler bitmiyor. Biz, bir tur daha döneceğim ya. Bir tur daha döneceğim. Her bastığınız duvar seviyesinde fiyatlar birazcık daha çirkinleşiyor arkadaşlar. E doğru orantılı olarak da gitmiyor. 100 binden 300 bine atladı yani siz düşünün. Evet. Şaka maka altının alayıyla da duvar basmış olduk. Yani nasip kısmet işte. Geldim savaş makinesine. 2.5 milyon iksir karşılığında 15. seviyeye yükseltiyorum. Hazır iksir sıfırlanmışken iksir ürünümüzü kullansak mı? Laboratuvarda bir yükseltme yaparız. Ee, top arabasını basamayacağım. Zaten maxmış. Laboratuvarın seviyesine göre. Başka bir şey de yükseltmeye gerek yok. Boşu boşuna ziyan etmeyelim. Ve yavaştan videonun sonuna gelelim hemşerim. Aman değil Yükseltme yaptın öyleydi böyleydi. Düzeni bu şekilde unutursan ne olur? Ganimetin çöp olur. Sadece bir saldırıdan kalsa sıkıntı yok arkadaşlar. %30'un üstüne geçmeyen her saldırı için size kesinlikle kalkan vermiyorlar. Yani vatandaş gelir binaya 5 tane sinsi goblin atar binaya alır. Depoları alır %29'da çıkar. Adam saldırıdan çıktığı anda yeni bir saldırı yersiniz. Ta ki depolarınız boşalana kadar. Aman diyeyim unutmayın diyor. Videonun sonuna geliyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.